Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin boğum yerlerinden bol bol çiçek dalı ya da keiki çıkarabilmesi için neler yapabiliriz? Bununla ilgili sizlere detaylı anlatarak üç farklı yöntemi göstereceğim. Özellikle orkideler bir ana dal olarak çiçek dalı çıkarırlar. Bir de e, eski çiçek dallarının boğum yerlerinden tekrar çiçek dalı çıkarabilirler. Hemen sizlere bu yöntem için muz kullanacağım. Muzun kabuklarını genelde atıyoruz fakat ben muz kabuklarını değerlendiriyorum çiçekler için e, çok önemli. Özellikle içerisinde potasyum olduğu için salon çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Parçaları ayırıyorum. Özellikle bu yöntemi eğer orkidenizin hiç çiçek dalı yoksa bunun için kullanın. Yani yeni bir çiçek dalı çıkarabilmesi için. Muz kabuklarını bu şekilde bir kasenin içerisine koyuyorum. Ve üzeri doluncaya kadar su ilave edeceğim. Daha sonra bu karışımın ağzını kapatıp bir gece yani 12 saat bekleteceğiz. Bunu serin bir yerde saklamanızı tavsiye ederim. Evet 12 saat bekleyen bakın muz kabuğunun suyu bu şekilde oluyor. Rengi muz kabuklarından dolayı bu şekilde görünüyor. Ve bunu süzüyorum. Süzdükten sonra geri kalan suya geçen potasyumu vitaminleri orkidelerimize doğal bir gübre olarak kullanacağız. Birinci yönteme geçelim. İlk olarak birinci yöntem için bakın elimde çiçekleri solan ve dökülen bir orkide var. Orkidelerin boğum yerlerinden tekrar çiçek dalı çıkarabilmesi için eskiyen çiçek dallarını yani çiçekleri dökülen, solan çiçek dallarını çok bekletmeden budama yapmanız gerekiyor. Eğer çok fazla bekletirseniz çiçek dalları sararabilir. Bakın bu çiçeklerin büyük çoğunluğu döküldü ve geri kalan çiçeklerde artık soluyorlar. Böyle bir durumda budamayı yapmak için yapmanız gereken boğum yerlerini sayarak değil boş boğum ile dolu boğum arasından bakın keskin bir bıçak ile kesiyoruz. Hemen yakından gösteriyorum bakın altındaki boğum dolu bir boğum diğer üzerindeki boğum ise boş bir boğumdu. Yine diğer dallarında bakın aynı şekilde bunlar çiçek dökülen boğum yerleri bakın açık boğumlar. Hemen bakın dolu boğum ile bu çiçek dalının olduğu boğum arasından kesiyorum. Keskin bir makas da kullanabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde kestik ve Altta kalan boğumu yakından gösteriyorum. Bakın içi dolu boğum. Her bir boğum bizim için yeni bir çiçek dalı demek. Bu yüzden dolu boğumları boşuna kesmeyin. Sadece çiçeği dökülen boş boğumları kesiyoruz arkadaşlar. Yine buradan da tek seferde kesiyorum. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde olacak. Şimdi bu kestiğimiz boğumlardan sonra orkidelerin özellikle bu çiçek dallarından tekrardan Çiçek dalı çıkarabilmesi için nasıl bir yöntem uygulayacağımı sizlere göstereceğim. Çünkü gördüğünüz üzere bakın dolu boğumların hepsini bıraktık. Buradaki amaç eski çiçek dallarını dipten kesmek değil yeniden canlandırmak. Her bir boğum bizim için yeni bir çiçek dalı olduğu için sizleri şimdi bu boğumları nasıl bir yöntem ile yeniden canlandırabileceğimizi göstereceğim. Bunlar eski çiçek dalları. Böylelikle yakından da görmüş oldunuz. Doğum yerlerinden çiçek dalı çıkarabilmek için kesinlikle bu kabuklu boğumların üzerine açmayın. Bu yanlış bir yöntemdir. Çünkü eğer kabukları kaldırırsanız, içerisindeki filizler kısa sürede kurur ve buradan yeni bir çiçek dalı ya da keiki çıkmaz. Bakın bu üzerindeki boğum, özellikle içerisindeki filizi koruyarak buradan kısa sürede yeni bir çiçek dalı çıkmasını sağlar. Ama bizler bu çiçek dalının çıkmasını kolaylaştırmak için boğum yerlerini nemli tutmamız gerekiyor. Boğum yerlerini nemli tutmanın birkaç yöntemi var. Daha önce sizlere aloe vera yönteminden bahsetmiştim. Ve bakın bu şekilde muz kabuğu ile de bu nemlendirme işlemini yapabilirsiniz. Böylelikle vitamin desteği sağlayacak. Bu muz kabuğunu sadece 12 saat bekletin. 12 saatten fazla kesinlikle bekletmeyin. Buradaki amaç boğum yerlerini yumuşatıp nemlendirmek ve aynı zamanda vitamin desteği sağlamak. Bunu haftada bir kere ya da 10 günde bir yapabilirsiniz. Ve daha sonra 12 saat sonra bunu üzerinden kaldırmanız gerekiyor. Bakın şöyle yakından gösterdiğim zaman Bakın yeni bir küçük filiz oluşmaya başlıyor. Bu daha önce birkaç kere uyguladığım yöntem. Fakat muz kabuğunu kaldırdıktan sonra ıslak bir pamuk ile geriye kalan kalıntıları da üzerinden almanız, silmeniz gerekiyor. Bu yöntemi uyguladığınız zaman arkadaşlar boğum yerlerinden bol bol yeni çiçek dalı çıkacak. Bak daha önce budadığım orkidenin son halini paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere kestiğimiz bütün çiçek dallarından tekrardan yeni ana dallar oluştu. Bakın daha çok küçükler fakat boğum yerlerinden çıkan çiçek dallarını görebiliyorsunuz. Bunlar yapmış olduğumuz yöntemler sayesinde daha hızlı gerçekleşiyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek çıkarma dönemi olduğu için orkidelerde bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Bakın altta da buladığımız dalı da görüyorsunuz. İki tane yeni çiçek dalı daha çıkardı. Tabi aynı zamanda orkideler e, ee, yan dallar dışında bir de ana dal çiçek dalı çıkarırlar. Bakın bu orkidemde iki tane de yeni ana dal çiçek dalı çıktı. Ee, birazdan sizlere göstereceğim yöntem ile bunu da nasıl yaptığımı göstereceğim. Tabi orkideler sadece çiçek dalı deyip Bu yöntemde K2 de çıkarabilirler. K2 kesinlikle orkidenin cinsine göre değişir. Bakın ikinci yöntem olarak isterseniz Hazırladığımız muz kabuğu suyunu bu şekilde bir püskürtme kabına koyup bir pamuğa sıkabilirsiniz. Bu şekilde pamuğu iyice ıslattıktan sonra boğum yerine bunu bir toka yardımıyla bağlayabiliriz. Buradaki amaç orkidenin boğum yerini yumuşatmak ve ıslatmak. Daha önce yaptığım bakın bir yöntemde böyle pamuk ile bağladıktan sonra bunu tabi düzenli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Bir hafta sonra sonuç beklemeyin. Bunlar bir ay ya da iki ay sonra sonuç verecek yöntemler. Bu şekilde bakın bir çiçek dalı çıkıyor. Sadece o bölgeyi yumuşak tutarak hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olacak. Tabi pamuk kuruyacaktır. Pamuk kurudukça normal daha önce sizlere bahsettiğim gibi bu pamuğu sadece su püskürterek o bölgenin nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz ve bu şekilde bakın tokayla bağlıyoruz. Fakat bu şekilde büyüdükten sonra çiçek dalı daha fazla pamukta bekletmenize gerek yok. Önemli olan burada çiçek dalının çıkmasıydı ve çiçek dalı çıktı. Bu yüzden bu tokayı açıp artık çiçek dalının kendi kendine büyümesine izin vereceğiz. Bakın ya da bu şekilde ee, orkidelerin bazı orkide cinsleri biliyorsunuz ki keiki çıkarır. Yaptığımız yöntem orkidenin keiki çıkarması için değil bu orkidenin cinsi keiki çıkardığı için bakın şu anda keiki çıkıyor ve e, özellikle keikilerde kök çok geç çıkıyor. Eğer bu pamuğu bağlarsanız bu özellikle gövde kısmına burada yeni köklerin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Evet bu şekilde bakın ara sıra. 2-3 günde bir pamuğu ıslatarak orkidelerinizin boğum yerlerinden çiçek dalı ya da keyki çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçekli olabilmesi için ana dal çiçek dalları çıkarabilmesi için hemen sizde... hemen sizlere üçüncü yöntemden de bahsedeceğim. 20 günde bir orkideleri mus kabuğu suyunu 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu gerçekten orkideler için çok mucizevi bir sıvı bitki besini. Çok iyi geliyor orkideler muz kabuğu sayesinde hem canlı yapraklar, hem yeni yapraklar, hem bol bol yeni çiçek dalları çıkarabiliyorlar ve çiçeklerin daha büyük ve daha güzel olmasına da yardımcı oluyor. Bakın, uçtan uzamasına da özellikle çok yardımcı oluyor. Sizler de orkidelerinizin hem bu şekilde bol bol çiçekli olabilmesi için hem de keyke çıkarabilmesi için muz kabuğu suyunu bol bol kullanabilirsiniz. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirip yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.